Bodrum'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerle belediye personelinin ortak gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında 4 saatte 2 ton 180 kilogram atık malzeme toplandı. Temizlik çalışmasına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da destek verdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan hükümlüler için özel protokol kapsamında Orta Kent'teki Ali Kelle Ormanı ve Kabakum mevkiinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte daha önce Ada Boğazı ve Değirmenler mevkiini temizleyen hükümlüler bu kez Orta Kent'te çalıştı. Yapılan temizlik çalışmasında 4 saatte 2 ton 180 kilogram atık malzeme toplandı. Toplanan atık malzemenin çoğu ise gelişi güzel atılan cam, plastik ve teneke içecek kutularından oluştu. Ekip temizlik işlemini tamamladıktan sonra alana üzerinde farkındalık mesajlarının yer aldığı tabelalar yerleştirildi. Belediyenin asli görevlerinden birinin katı atık yönetimi, çöplerin ve atıkların zamanında toplanması ve çevreye saygılı bir belediyecilik anlayışı olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, bunun yanı sıra halka da büyük sorumluluk düştüğünü hatırlattı. Aras şunları kaydetti. Temizlik işleri ekiplerimiz rutin temizliğin yanı sıra spesifik alanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızla birlikte denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerimiz de bu çalışmalara katılıyor. Onlarla birlikte Bodrum'un çeşitli yerlerinde özellikle farkındalığı da artıracak etkinlikler yapıyoruz. Ancak ne yazık ki Bodrum'da çevre o kadar fütursuzca kirletiliyor ki vatandaşlarımız neredeyse arkalarında travma bırakıp gidiyorlar. Bu çok acı bir durum. Biz temizlemekten hiç erinmiyoruz ama vatandaşlarımızın da bu konuda bilinç düzeyini artırmak durumundayız. Özellikle cam şişelerin ormanlık alanlarda ve makiliklerde yangına da yol açtığını ve bu yönüyle de doğayı tehdit ettiğini vurgulayan Aras, vatandaşların çöplerini doğaya bırakmak yerine toplayıp yanlarına alarak en yakın çöp konteynerine bırakmalarını istedi. Çocuklar ve gençlerin çöp atma konusunda daha duyarlı olduğunu dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreye duyarlı gençlerin ve çocukların başlattığı temizlik hareketlerini takdirle ve umutla izlediğini söyledi. Aras, gün çocukların sigaranı kumsalda söndürme etkinliği yaptığını hatırlatarak, ''Genç nesiller, çocuklarımız, bizim geleceğimiz bunun farkında. Bizim onlara yol göstermemiz gerekirken onlar bize yol gösteriyor.'' ifadelerini kullandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yapılan temizlik çalışmaları yarın Gümbet sahilinde, çarşamba günü Yalıkavak Küdür mevkiinde, perşembe günü ise Gölköy Akdeniz Gölü çevresinde devam edecek.